Define ve Tarih Sevdası kanalımdan tüm defineci arkadaşlara selam olsun. Güzel bir çekim yapılmış, güzel bir videomuz gelmiş. Kontrol ediyoruz arkadaşlar. Sizinle birlikte kontrol ediyoruz. Yalnız açıldığı her halükarda görünüyor. Şimdi açılan bir yer için kesinlikle hiçbir şey söz konusu değil arkadaşlar. Yani hazine var mı yok mu diye bakamıyoruz. Çünkü mezar odasının içinde yanında bulunan eşyalardır. Onu da almışlar. Büyük ihtimalle içeride her yeri kontrol etmişler. Böyle açılan bir yer varsa zaten kimse affetmez. Onun dışında burada kendi görüşüm, sadece bir tane değil birden fazla bu şekilde yapılmış odalar mevcuttur ve hemen çevresinde, yani yakınında buna benzer odalar vardır. Büyük ihtimalle arkadaşımız da yazmış hemen 2-3 metre yanında bir oda daha tespit ettik diye. Var, kesinlikle var. Yani tek bir mezar odası olmaz. Ve arkadaşlar, kaya mezar değil bu, oda mezar. Yani değerli, rütbesi çok yüksek bir kişiye ait mezar odasıdır. Şimdi sormuş burada soygun yenilmiş mi, işte hazinesi alınmış mı diye bana soru sormuş. Burası açıldığında şu içindeki taşlar olmaz arkadaşlar. Tertemiz, direkt mezarı koyarlar ve kapısını kapatırlar. Ama baktığımızda içeri taş parçaları dolmuş, kayalar dolmuş. Adamlar doldurmuş içeri. Yani ne varsa alınmış. Bunun dışında eğer bir şey aramak istiyorsanız içeri bir kere tertemiz olması lazım. Zemini kontrol etmemiz lazım. O mezarın konulduğu yeri kontrol etmemiz lazım. Ve büyük ihtimalle buranın duvarında, çünkü bana resim geldi. Bir insan yüzü gibi gözüken, hiç bu blok kayalara karışmasınlar. Çünkü tehlikeli, bir tanesi yerinden oynadı mı çökme, direkt üstünüze hepsi çöker. Allah korusun. Sadece arkadaşımıza demek istediğim, o sağındaki solundaki odalara baksın, orada çalışma yapsın. Kesinlikle istediği yere ulaşacaktır. Şurada da bir tane açık gördüm sanki. Alanda bir tane görürseniz birden fazla olduğunu göreceksiniz arkadaşlar. Yani güneş sembolümüz bu arkadaşlar. İnsan yüzlü güneş sembolü. Bu Hitit ve Yunanlar tarafından kullanılan bir işarettir. Hititler tarafından mitolojik bir simgedir. Yunanlar tarafından ise kral ve kral yakınlarına ait mezar odalarının simgesidir. Ve arkadaşımız zaten mezar odasının içinde bulduğu için bu işareti, direkt kral mezarı, hani az önce dedim ya, kaya odası değil, direkt kayaları keserek, yani duvar örerek yapılmış bir mezar odasıdır. Değerli bir mezar odasıdır. Rütbesi yüksek bir kişiye aittir. Buradan direkt anlıyoruz ki kral ve kral yakınlarına ait bir oda olduğunu net bir şekilde görüyoruz. Hazine alınmış arkadaşlar. Burada Yaşar abimiz bir işaret değil de bir kuyu bulmuşlar ve kuyuyu tertemiz temizlemişler her yerini. Etrafına, kuyunun etrafına ben baktım, herhangi bir işaret bulamadım. Fakat kuyu bize hazineyle alakalı bir şeyin olup olmadığını söylemiyor. Olmaz da bu gibi kuyularda. Zamanında, yani hububat, yani darıdır, buğdaydır, arpadır, bu gibi şeyleri burada saklama yeridir. Bunun dışında su sarnıcı değil arkadaşlar. Su sarnıcı, ağız kısmı biraz daralıyor. Burada öyle bir şey görmedim. En yüksek ihtimal, dediğim gibi, hububat saklama yeridir. Yani burada hazine falan herhangi bir şey olmaz. Şimdi burada kaplumbağaya, benim kendi görüşüm, kaplumbağaya benzettim. Baş kısmı diğer tarafta kalıyor. Sadece arka kısmında, yani kabuk kısmında bir X işareti görüyorum burada. Tabi yatay çektiği için X işareti görünüyor.
arkasına tam geçtiğimizde haç işareti olarak gözükür ve üst kısım direkt kaplumbağanın kafa kısmına doğru seni yönlendirecek bir tane oyma yapmışlar. Yani arkasına geçin, haç işareti görün, kafa kısmı yani kaplumbağanın gider istikameti neresiyse o tarafa doğru bir tane murç yapmışlar. Mezar olduğunu söylemiş. Zaten kaplumbağa gördüğünüz zaman mezar olduğunu anlayın. Bu hazineli bir mezar olduğu için yön karşı. Karşıda araştırma yapın. Son nokta işareti bulun ve en fazla 50 metre mesafede olur arkadaşlar. Yine burada bir değirmen taşımız mevcut. Arkadaşımız güzel bir değirmen taşı bulmuş. Bunun anlamı arkadaşlar, eğer yerleşim yeri ise orada ya da yerleşim yeri dere kenarları falansa bir değirmen vardır orada. O değirmenden kalma olabilir büyük ihtimalle. Yoksa arazide bulduğunuz zaman, zemin altında bulduğunuz zaman bu bir hazine işaretidir. Altında hazinesi vardır. Yine arkadaşımız burada yaşlı bir ağacın resmini bize göndermiş. Hani biz ağaçlarda, kilise yakınlarında bulunan ağaçlarda, işte mezar alanındaki ağaçların altlarında hazine var diyoruz ya. Buna benzer bir işaret göndermiş. Gerçekten kaliteli bir işaret, çünkü üzerinde çivi vardı ve bir de güzel bir yama yapılmıştı. Şimdi arkadaşlar, meyve ağacı olduğu zaman siz burada anlarsınız. Meyve ağacında işte aşı yapılmış, bir işlem yapılmış. Fakat bir söğüt ağacında şu kare gibi bir işlem yapılmaz. Ve etrafı mezarlık alanı, onun dışında hazinesi alınmış arkadaşlar. Hemen üst tarafında hazine alınmış. Büyük ihtimalle hediye alınmış. Çünkü mezar hediyesidir. Etrafında mezar da vardı. Şu üst kısımda alınmış, çivi de hemen üst kısımdaydı. Güzel bir yer fakat nasip değilmiş. Fakat şu kare olan yeri hani bir çiviyle kontrol edebilirsiniz ağaca zarar vermeden. Boşluğa giriyor mu girmiyor mu, arka tarafında herhangi bir boşluk var mı ya da dolmuş mu, orayı kontrol edebilirsiniz. Çünkü orada da yama var. Yama gözüküyor. Şimdilik bu kadar diyoruz. Kendinize iyi bakın.